Haberimizin ardından bu akşamki Haber Kritik bölümümüzde TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir şu an stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Bugün oradaydınız. Oldukça evet. Dolu da bir programınız evet. Vardı ve bir seminer verdiniz evet. Odada. Bununla başlayalım isterseniz. Evet, ben aslen biliyorsunuz Ordulu Mesudiyeliyim. Ordu'ya her gelişimde biraz daha heyecanlanıyorum. Ordulularla birlikte olmak beni son derece mutlu ediyor. Ordu odamızın bir etkinliğiydi. Ben daha ziyade mesleğin geleceğiyle ilgili, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundum. Disiplin Kurulu üyemiz Sayın İbrahim Değirmenci ise mesleki bir konuda, kademe tevkiatı konusunda üyelerimize eğitim verdi. Salonumuz doluydu. Yaklaşık 200 kişi var, 200 meslek mensubumuz vardı. Dolu dolu, güzel bir semineri birlikte hayata geçirdik odamızla birlikte. Ordu Mali Müşavir Odası'nın çalışmalarından biraz da bahsedelim. Ne kadar takip ediyorsunuz bilmiyorum ama. Şimdi takip ediyorum, şu anlamda takip ediyorum. Meslek camiasında ordulu olduğum biliniyor. Bununla ilgili her zaman teşekkür ve takdir alıyorum. Ordu Odası'nın çok fazla üyesi yok belki, 350 üyesi var ama eğitim konusunda, yayın konusunda Ordu Odası bir marka Türkiye'de. Çıkarttığı bülteni, yaptığı eğitimler, web sitesi Türkiye'nin her tarafından ilgiyle izleniliyor. Farklı. Evet. Üye sayısı sınırlı olmasına rağmen, bütçesi sınırlı olmasına rağmen gerçekten bir marka yarattılar. Ben emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum bir ordulu olarak. Evet. Peki haberde de bahsedildi ama kağıt üzerinde birçok şirketin olduğunu, aslında sayılarına baktığımızda öyle olmadığını, böyle bir yanılgıdan bahsetmişsiniz. Evet. Bunu biraz açabilir miyiz? Açalım tabii. Bu Türk Ticaret Kanunu, Türk Ticaret Kanunu diyoruz. Ne kadar kesim ilgilendiriyor? Aslında bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Evet. Bunun içinde Türkiye'de ekonomiyi, ticarete yön veren 750 bin şirket var. Bunun 100 bini anonim şirket, 650 bini limite şirket. Gerçekten var mı yok mu bu tartışılıyor. Bizim ilgili kamu kuruluşlarından aldığımız rakam bu kadar şirketin olmadığını gösteriyor. Vergi dairesi kayıtlarında yerinde adresinde bulunamadığından, yetkililerine ulaşılamadığından dolayı silinen 250 bin şirket var. 250 bin şirket var. Dönüyorsunuz ticaret odası kayıtlarına. Yıllardır işlem görmeyen, münfesih yani gayri faal duruma gelmiş, olup olmadığı belli olmayan, bizim tahminlerimize göre bir 250 bin şirket daha var üzerine gidildiğinde. Geriye kalan aslında 250 binin de ne kadarı gerçek anlamda bir ticari şirket, gerçekten üretim yapan, ticaret yapan falan, bu da tartışılır. Bu sayının 150-200 bin, bilemedin 250 bin civarında olduğunu söyleyebiliriz. Peki yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili bir seminer verdiniz. Hepimizin bilmesi gereken, öne çıkan şeyler nelerdir? Hani uygunluğuyla alakalı siz bunu doğru buluyor musunuz? Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndaki değişiklikleri. Şimdi iki aşamadan oluşuyor. 6102 sayılı kanun 2 yıl önce bunu hayata geçirdi. En son Haziran'da 6335'te belli değişiklikler oldu. Aslında Türk Ticaret Kanunu biraz sonra belki konuşmamızın içinde var. Türkiye'de kayıt dışının önlenmesi, ekonominin gelişmesi, daha önemlisi de firmalarımızın kurumsallaşması, daha kolay gelişen dünyada kredi bulabilmeleri, daha kolay pazar bulabilmeleri açısından çok önemli. Çok önemli. Burada iki tane temel unsur var. Birincisi kurumsallaşma. Kurumsallaşma. Maalesef birçok yerde anlatıyoruz. Bizde Türkiye'de dededen toruna kalıp devam eden şirket sayısı 5 veya onu geçmez. Bunların da bir kısmı ya İstanbul'da duyarsınız, lokumcudur, şekercidir, tatlıcıdır bunlar. Bu kurumsallaşmamanın olmamasından şahısların şirketleri kendi babalarının malıymış gibi görmelerinden kaynaklanıyor. Kurumsallaşma bunun önüne geçecek. İkinci temel unsur ise biz muhasebecileri de ilgilendiriyor. Bağımsız denetim diyoruz. Bağımsız denetim diyoruz. Denetimin anlamı da şu. Artık ticaret biliyorsunuz globalleşti. Artık ticaretin yabancı ortakları var. Dış sermaye gerekiyor. Bu sermaye şirketleri Türkiye'ye geldiği zaman istediğiniz kadar üretim yapın. Fabrikanız çok büyük olsun. Çok işçi çalıştırın. Bunlardan ziyade bu şirketlerin finansal tablolarına bakıyorlar. Bu tablolar bizim dünyada yeknesak uygulanan
uluslararası muhasebe standartlarına uygun mu, uluslararası denetim standartlarına uygun denetim yapılıyor mu, buna bakıyorlar. Eğer mali tablolarınız bu standartlara uygun değilse para yatırmaktan da vazgeçiyorlar, satın almaktan da vazgeçiyorlar. Dolayısıyla bu bizim dünyadaki rekabet açısından bu bizim aleyhimize oluyor. Peki yeni Türk Ticaret Kanunu bunları düzene koyacak mı? Birinci kısımla ilgili çok fazla sıkıntı yok. 6335 ile Haziran'da bir dizi değişiklik oldu. Neydi talep değişiklik? Sizler de duydunuz. Ticaret erbabı. Efendim bu kadar hapis cezası olur mu? Aslında eski Türk Ticaret Kanunu'nda da vardı ama uygulanmıyordu. Bu sadece dile geldi. Bunlar kaldırıldı. Hı hı. Efendim işte fazla kırtasiye, faturanın şekli şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar da kısmen düzeltildi. Bir üçüncü husus da işte hep tartışılıyor. Şirketler diyoruz ya, babamızın malı değil, tüzel kişilik. Patron istediği gibi şirketten para çekemeyecek, para koyamayacak. Bunlar kural altında. Burada kısmen bir iyileştirme oldu ama bunların dışında biraz Türk Ticaret Kanunu yeni değişikliklerle amacından saptı. Hiç konuşulmayan bağımsız denetim olgusu ortadan kalktı. Evet. Yani 700 bin şirketin denetime tabi olduğu konuşulurken nereden çıktıysa biz de anlayamıyoruz. Birdenbire denildi ki denetime şu şirketler tabi olacak. En az 500 işçi çalışacak. Yıllık hasılatı 150 milyon olacak. Aktif büyüklüğü de 200 milyon lira olacak. Soruyorum, Ordu'da kaç tane böyle şirket var? Kaç tane Ordu'da böyle şirket var? Peki parmak, bu standartlara uymayanlar nasıl? Evet, yani bir bölümüne standartları uygulayıp bir bölümüne standartları uygulayamazsanız denetim bir bütündür. Yani denetime tabi olan bir firma, denetime tabi olmayan bir firmayla ticaret yaptığında bunun dengesini nasıl sağlayacak? Bu ortadan kaldırıldı. Bizim dileğimiz bu büyük bir eksiklik. Bu büyük bir eksiklik. Yani bunun diğer adıyla şöyledir. Dünyada denir ki muhasebe bilgi için yapılır. Herkes faydalanır. Ama sadece vergi için yapılırsa devlet vergisini alır. Bilgi için muhasebe yapılması devletin vergi almasına engel değil. Daha sağlıklı, daha fazla vergi almasının yolunu açıyor. Ama bizde yine başa dönüldü. Muhasebe standartları yerine muhasebe vergi usul kanununa göre tutulacak denildi. Biraz Türk Ticaret Kanunu'nun temel direkleri biraz sarsıldı. Ama dileğimiz belki bir sürece ihtiyaç var. Yeni bir olgu. Birçok faydası var. Bu eksiklikler umarız süreç içinde giderilir. Türk Ticaret Kanunu'nda amacına ulaşır diye düşünüyoruz. İnşallah. Bunun dışında önemli bir eksiklik olarak değerlendirebileceğiniz herhangi bir şey var mı yeni kanunlarda? Tabii yeni Türk Ticaret Kanunu sadece ticaret erbabını değil, herkesi ilgilendiren bir konu. Herkesi ilgilendiren bir konu. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun en büyük özelliklerinden biri de artık yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte elektronik imza dediğimiz, elektronik ortamda şirket kurabilme, elektronik ortamda şirketlerin genel kurul yapması, bunun beraberinde yine elektronik ortamda özellikle küçük paya sahip şirket ortaklarının haklarını korumaya yönelik çok ciddi maddeler var. Çok ciddi maddeler var. Borçlar hukuku ile ilgili çok ciddi maddeler var. Hepimizin görevi yeni Türk Ticaret Kanunu eksiklerine rağmen, altını çiziyorum, sahip çıkıp süreç içinde de eksiklerini hep birlikte giderirsek sanıyorum en büyük faydayı ekonomi, toplumun tüm kesimleri, esnafımız, ticaretle uğraşanlar, halkımız, muhasebeciler, sonuçta ülkemiz görecektir diye düşünüyorum. Yine önemli sorunlardan biri kayıt dışı. Kayıt dışı ile ilgili mücadelede sizce alınan önlemler yeterli mi? Neler yapılması gerekiyor bunun dışında? Tabii kayıt dışı genel bir konu. Yani dünyaya bakmak lazım. Kayıt dışını dünyada nasıl önlemişler? Bizde kayıt dışının önlenememe gerekçelerinden biri de şu. Tabii kayıt dışını önlemenin yolu kontrolden, denetimden geçiyor. Biraz Türk Ticaret Kanunu'nda bu konuda geri adım atıldı. Bir de diğer bir husus kayıt dışının önlenememesinde bizim ülkemizde maalesef gelirler kontrol ediliyor, giderler kontrol edilmiyor. Bir defada nereden bulduğundan dolayı vatandaş ürkütüldü. Halbuki dünyanın bütün ülkelerinde insanların kazandıkları paradan değil harcamadan yola çıkılıyor. Harcadığınız paranın kaynağı soruluyor.
biraz buna, yani sermayeyi ürkütmeden, yatırımları ürkütmeden biraz harcamaların üzerine gidersek sanıyorum kayıt dışı öneriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Bilgilerden dolayı bizi kırmadınız. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Tüm seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.